Herkese selamlar, merhabalar. Yine mutfaktayım. Ne yapıyorum bugün? Ya bir iç hazırlayacağım. Bunu lazanyaya da kullanabilirsiniz ve börek içine de kullanabilirsiniz. Bol pırasa, soğan ve kabak. Ve kıyma tabii ki. Şöyle göstereyim. Muhteşem bir iç bu. Bununla var ya börekler harika olur. Bakacağım şimdi eğer un varsa güzel el açması börek yapacağım. Ama eğer un yoksa ne yapacağım? Lazanya olacak efendim. Hem de nasıl lazanya? Ispanaklı. Geçen gün bundan yine ıspanaklı güzel bir lazanya yapmıştık. Bakalım. Aklıma bir şey daha geldi. Diyelim ki hamur kızartıyorsunuz, pişi yapıyorsunuz. Bunu hamurun içine koyup öyle kızartın. Yani şu yaptığım kıyma kavurması, bol pırasalı ve soğanlı kabaklı muhteşem bir şey oldu. Gerçekten bol kimyon ve karabiber de ekledim içine. Vallahi harika bir şey oldu bu. Her şeye kullanılabilecek güzel bir harç. İster lazanya. Tabii lazanya için kullanacağım zaman ne olacak? Bol domates püresi kullanırım. Bol sarımsak. Ama eğer börek içine kullanacaksam ben bunu böyle bırakırım. Yani domates falan asla koymam. Ay, börek içinde muhteşem. Ben buna bayılırım. Bu kadar güzel bir harca börek. Çünkü unumuz da yerinde, yeterince var. Ne kullandığımı hemen söyleyeyim. El açması böreklerde temel su, un, tuz. Sadece bunlar aslında. Ama ben dönem dönem, mesela şu bugün yarım paket maya kullandım. Yarım paket maya, yani 45 gramdan 20 gram diye düşünün. Hani küçücük paketlerin yarısı kadarını kullanıyorum. Bazen hiç kullanmıyorum. Ama hamuru gerçekten dinlendirmek çok önemli. Sıcağa yakın ılık su, tuz ve un. Bazen de biraz zeytinyağı da koyuyorum. Bazen suyla sütü birazcık karıştırıyorum. Ama en önemli nokta soğuk su olmayacak. Özellikle sıcak havalarda değiliz ya. Yani burada sıcak değil o kadar, hava serinlik hala var. Sıcak, yani ılık, sıcağa yakın ılık su. Ve mayayı da suyla beraber karıştırarak yaparsanız lokum gibi bir şey oluyor. Ama dediğim gibi bu temel. Siz isterseniz biraz süt de ekleyebilirsiniz. Biraz zeytinyağı da koyabilirsiniz. Ben çünkü bazen öyle yapıyorum. Öyle de güzel oluyor. Bazen sadece su, tuz, un kullanıyorum. Gerçekten o da lezzetli oluyor. Maya kullandığım zaman bir çay kaşığı şeker de kullanıyorum. Hamurun kıvamı çok sert bir kıvam yapmıyorum. Ele yapışacak kadar da değil ama çok sert böyle bir hamur değil. Yumuşak bir hamur olacak. Biraz hamuru elimde de hafif çalıştırıyorum. Azıcık elimde de bir şekil şemal veriyorum. Ve sonra hamuru dinlenmeye bırakıyorum. Özellikle el açması böreklerde hamurun dinlenmesi çok önemli. O zaman çünkü hani hamuru koyduktan sonra üzerine zeytinyağı döküp açıyoruz ya, gerçekten çok kolay açarsınız. Hamuru dinlendirmek burada çok önemli. Ne kadar? 20 dakika en az bir dinlendirin. Ama 30 dakika daha iyidir. 40 dakika o ala. Çok çok daha iyi. Ben dönem dönem iç harçlarına da işte bazen kıymalı yaparken bir bakıyorum buzdolabında dolmalık biber kalmış. Haydi onu da koyuyorum içine. Yani bu kıymalı harç her şeyi kaldırıyor. Hamurun dinlendikten sonra tezgaha alıyorum. Bol zeytinyağıyla başlıyorum kenarlarından açmaya. Bu seferki şekli üçgen üçgen kesip hamuru böyle bir şekil verdim. Siz istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz ama bu çok güzel oluyor bence. Kenarlarından çeke çeke ve bu sefer ben biraz poğaça börek gibi olsun istedim. Çok kol böreği, boşnak böreği gibi olsun istemedim. Biraz hamur seviyorum ben çünkü. Bazılarını da peynirli yaptım. İşte şöyle ince ince olmaması gerekiyor. Normalde kol böreğinde hep böyle ince açıyoruz. Böyle kulaklarından çeke 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 çeke.
üçgen yapıp bol zeytinyağı, sıvı yağ değil, hanımlar zeytinyağı kullanıyoruz. Üzerine de yumurta sarısını sütle karıştırarak üzerine koydum. 200 derecede 20-25 dakika arası pişirdim. Çok da fazla değil aslında. Çok pratik oluyor. Mutlaka deneyin, korkmayın. Hazır yufkayla da yapabilirsiniz tabii ki bu harcı. Kendinize iyi bakın. Instagram'dan da takip ederseniz memnun olurum. Görüşmek üzere. Sorunuz varsa yorumlarda yazarsınız. Hoşça kalın.